Evet. Selam arkadaşlarım. Tekrar devam ediyoruz. Döndük Risen'e. Şu mikrofonu biraz öne çekelim. Nerede kalmıştık? Evet, buraya saldırıya uğradılar ve hepsini yendik. Ve herkes şu an halen hayatta. Dostum, Ruben, bir bakar mısın? Sana takas yapalım. Takas yapalım şu adamla. Evet, bize ok lazım. Okların hepsini ver. Şu iç şeyleri de ver. Şunları da ver dostum. Geriye kalan şu telekinesi de ver. Ne kadar tutuyor toplam? 1880. Tamam. Yapalım, alalım. Gidelim. Teşekkürler. Burada son bölümümüzde Titan sırrına ulaştık ve üstümüzde şu an. Çok iyi ya. Çok beğeniyorum bunu. Şu canımızı fullleyelim. Şöyle. Şundan mı bir tane içsek? Bir tane şundan içsek. Tamam, iyi böyle. Evet. Biz nerede kalmıştık dostlar? Hemen şuradan bakalım. Dünya Druid Tapınağı hakkında bilgi... Ne? Druid'e bilgi ver. Eldrik bir kapının... Engizisyon volkan içinde bir kapıyı açmak istiyor. Aklını kullan, o kapıyı açmak istemiyor. İçeri girmek istiyor. Mantık. O neden içeri girmek istiyor? Araştırmaların ona içeride bir şey olduğunu söylüyor. Hepimiz geleceğe... Peki nerede şu şey? Görev kartı şuradamış. Yok, Eldrik burada. Ama nereye girmemizi istiyor ki? Umarım Engizisyon'un ne yaptığını biliyordur. Kertenkele adamın işinde hoşlanmadım. Ama her şey öncelik ilgimizi diskvermeye. Aynı fikirdeyim. Tavsiye için sana geleceğim. Güzel, o halde oradaki mümkün olduğu kadar çok öğrenmelisin. He, şey diyor. O zaman bu görevi tamamlayamıyoruz arkadaşlar. Çünkü o Mendoza'nın girdiği yere girmeliyim. Ondan sonra galiba geri Eldrik'in yanına döneceğiz. Bunu sonra hallederiz. Evet, Volkan Tapınağı hakkında Carlos ile konuş. Şimdi zaten Liman Kasabası'na yolumuzu alacağız bu bölümde. Carlos'tan da konuşuruz orada. Evet, fırtına rüzgarını yeniden dövmek. Bir de Rumen'i dövmek. Bunları da döveriz orada. Dünya, kaybedilmiş dava. Bu neydi? Manastır'a yakında bulunan Tilda'nın çiftliği ve Severin'e kaza alanına yardım ihtiyacı olduğunu söyleyecek birine ihtiyacı var. Yeni bir insan sonunda gönderebileceğim biri. Tanrı'm şükür olsun. Benimle mi konuşuyorsun? Elbette, başka herkese ya meşgulmuş gibi yapıyor ya da kenardan köşeden tembellik ediyor. Ve benim Severin'e bir mesajım yollaman lazım. Rudolf, bir çiftlikte eserlerin işlemdeki geçirilmesine yardım ediyor. Sanırım oraya Tilda'nın çiftliğini diyorlar. Tilda'nın çiftliği diyorlar. Bu eserler temizlemek her adam ihtiyacı var. Hem de her adam, ama birisi Severin'e durumumuzu anlatmak gerekiyor. Ona desteğe ihtiyacımız olduğunu söyle. İhtiyacımız olan insan gücüne sahip değiliz. Tamam, mesajını Severin'e götüreceğim. Acele et, bilmesi gerek bu hayati bir mesele. Bazı girerim biz öldüğümüzü düşünüyorum. Neyse, sana iyi şanslar. Peki ben Severin'e niye konuşamıyorum ki? Hemen burada zaten. Konuşamıyorum ya. Severin'e. Acaba diyorum. Şş, gel bir kere daha yapalım. Hadi gül biraz. Evet, gülüyor ama galiba bug'lı bu adam ya. Bunu yapamıyorum bir türlü. Nedense. Evet, halen gülmek üzere gülüyor orada. Şimdi konuşalım hadi. Olmuyor dostlar, olmuyor. Tamam, o zaman biz şimdilik Liman Kasabası'na geri dönüyoruz. Nerede şu Liman Kasabası? Liman. Geçtim mi? Güney Haydut Kampı, Güneydoğu, Kuzeydoğu, Oba, Tapınak, Volkan... Allah Allah, yok. Batı harabeler, Güney harabeler, Doğu Tapınak, Doğu... Hayır. Batı, Güneydoğu sahili, Haydut Kampı, Kuzey Tapınağı, Kuzeydoğu Tapınağı teleport, Liman Kasabası buradamış. Hadi bakalım. Carlos dostum, sana geliyorum. Neredeyiz? Zaten hemen önünde çıktık. Süper. Girelim şuraya. Selamünaleyküm. Selam millet, ben döndüm. Carlos'u görebilir miyim acaba? Carlos. Dostum neredesin? Şurada mısın? Yok, yukarıda büyük ihtimal. Carlos, ben geldim dostum. Burada. Hey Carlos, ne yapıyorsun? Bir kanun kaçağını Engizisyon'a dağın içerisine doğru eşiğin. Bu adamın sen olduğunu tahmin etmek zor değildi. Neden yalnızsın? Mendoza'ya ne yaptın? Bu kasaba hakkında Engizisyoncu hala volkanın içinde. Kasabadaki görevin sona erdi. Bana yap... Oo, burada galiba bunu öldürebiliriz. Bana yapmam... Bu kasaba hakkında. Kasaba hakkında neler söyleyeceksin duymak ilgimi çekiyor. Her şey şu anki haliyle yolunda. Öyle mi? Bence bayağı bir şey iyi olmakta uzak. Sanki Don buraya baskın yapıyormuş gibi görünüyor. Bu durumda kavramaya sebebiyle görünüşten göre benim bir işim... Engizisyon hala volkanın içinde. Kasabadaki görevin sona erdi. Bana yapmam için verecek başka görevin var mı? Sorayım mı ya? Do you have any further tasks for me to do? You have been mentioned in the same breath as the Don's men too often for me. I would be better advised not to get in... Tamam, bizden işbirliği yapmak istemiyor çünkü Don'un adamıyız biz şu an. Kasabadaki görevin sona erdi. Engizisyoncu hala volkanın içinde. The Inquisitor is still inside the volcano. What did you find in there? A fire titan. Bir ateş titanı. A titan? Ne? Bir ateş titanı bulduk. Dağın içerisinde uzun açıklamaları için vaktimiz yok. We found a fire titan trapped within the mountain. What if it escapes? Orada olmalı. If it escapes, the island will be destroyed, yani burnt to a crisp. Yanıp küledene. But it has been trapped for over 1,000 years. There's an edge to that good news. If we disturb things inside the mountain, the fire titan may be released. The Inquisitor will understand that. The Inquisitor is trying to release the titan. He thinks he can use it. He said he's seeking for a weapon. Ama onu kontrol edemezse, serbest kalacak olursa, adanın tamamı yok olur. Aynen dostum. Eğer yapabilir, Engizisyon Titan'ı... Ancak bu adayı koruyan şey Titan varlığının da kendisi. Ve adanın tamamı yok olur. Öyle öyle. Görev başarı. Vakatapano hakkında Carlos ile görüş. Tamam, görüştük. Kasabada görevin sona erdi. Artık Enquisition'cun hakkında ne düşünüyorsun? What do you think about the Inquisitor now? He and I have fought many battles. Birlikte çok savaşa katıldık ve ben her zaman onun sadık hizmetkarı oldum. Ama o göz merceğini bulduğunda beri değişti. Derin düşünceler doluyor. Gide içinin azimli bir planı var. Ama yaptığı şeyler neden yaptığı sebepleri görmeye başladığını düşünüyorum. Beni bağlılık yemin ettiğini Engizisyon Mendoza farklı bir biçimde hareket ederdi. O halde onun durumundan yapabileceğim en iyi şey o kertenkele adamları görevinde engellemelerine önemli için hareket etmeyiniz. Onun haydutlarından biri olsa da her daim dava olan bağları gösterdin. Bu adanın iyi görevleri söz verecek olursan sana inanırım. Sana söz veriyorum. Peki bana nasıl yardım edebilirsin? Vallahi bilmiyorum. Aslında şunu yapıp bunu öldürüp de Don burayı güne ele geçirmesini istiyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Son kaydet. Şöyle Karagöz 2'ye kaydedelim. Hadi. Şöyle. Peki bana nasıl yardım edebilirsin? Sana dövüşlerinde kayıra dokunacak bir çek parşömen verebilirim. 3 vahşi savaşçı alındı. Tamam. Hadi bakalım. Kasabada görevin bitti. Sona erdi. Carlos. Your work here in the town is finished. Sen neden bahsediyorsun? Seni kim gönderdi? Don Esteban mı? Don Esteban. Taşınma zamanı. Engizisyon buradaki işi bitti. Ben Don'dan emir almam. Savaşçılar Liman Kasabası'nda kalması için sebep kalmadı. Burayı terk edin. Kristal diskler bulundu ve manastırdaki kapı açıldı. Artık görevin ödevi korumak. Kasabayı değil. O halde buradaki bütün çabalarım boşa gitti. Pekala, adamları ve ben kasabayı terk edeceğiz. Ama bu adayı Engizisyon'un yönettiğini unutma. Biz bunu halk için yapıyoruz. Bu kasabayı devralırız. Halk sizin sorumluluğunuz. Onlara nazik davranın. İhtiyaçlarını gözettin. Evet, Carlos şu an liman kasabasını terk ediyor. Adamlarım geri çekildi. Umarım tatmin olmuştur. Vallahi sevindim. Savaş mavaş çıkmadan Carlos da artık iyi biri oldu bizim için. Not now. Evet, kasabaya gidiyorlar. Volkan çayına. Manastıra gidiyorlar, manastıra. Bu sefer orayı koruyacaklar. Ve biz artık buranın sahibiyiz, kasabanın. Ve şöyle hemen aşağı gidelim. Galiba kılıçları dövecektik. Öyle bir şey, bir görev vardı da. Fırtınayı yeniden döv, fırtına rüzgarı yeniden döv, ruh hemen ne yeniden döv, kaybedilmiş dava, tamam. O zaman gidelim, şu demircilerin oraya gidelim bir bakalım. Bunları dövebileceğiz mi? Evet, Don'un adamları burada. Don Esteban, hey, konuşalım. Selamünaleyküm Don Esteban. Başardın. Kasaba sonunda tekrar benim elimde. Kasabamız. Seni yüzbaşı yapıyorum. Adamlar arasında bir yüzbaşı. Şimdi yollarımız bir kez daha ayrılıyor. Volkanın içindeki işini devam etmelisin. Volkan sınırlarını öğrenmemiz gerek. Ben kasabaya gidip insanlara yeniden özgür olduklarını öğrenmelerini söyleyeceğim. Hepimiz sana güveniyoruz yüzbaşı. Sevindim. Liman kasabasında Don Esteban ile konuştuk dostum. Eğer sana hizmet edeceği daha iyi bir sıra ihtiyacım var. Sonra toplanın, yan kesicilik de yapabiliriz. İlk önce şöyle yapalım. 5000 değerinde alıyorum valla. Bunu da görmek istiyorum. Bunu gerçekten hak ettin. Evet, verdi ama bunu giymek istemiyorum çünkü Titan şeyimiz var, o büyük ihtimal daha güçlüdür. Bakalım nasıl gözüküyor. Eğer bu adada kalacaksan mevki, o halde bu sırrı kurular taşı. Yüzbaşı olarak dimdik ayakta dur. Evet, yan kesicilik yapıyoruz. Topladığın onca altını ne yapmaya planlıyorsun? Altın kılıç. Skordon'un paketi. Evet, Skordon'un paketini aldım, o ne ya? Skordon. Bad idea. Bu kötü fikir. Bir şey yapamıyorum. Evet, tamam. Kasaba kurtuldu, özgür oldu. Savaşlar sonunda gitti. Kendilerini beğenmiş herifler. Umarım uzak dururlar. Girelim biraz milletlerle konuşalım arkadaşlar. Evet, Leonardo. Demek Don geri döndü. Umarım işini dürüst yapanlara bulaşmamaz var. İksiri al ve yüzüne de aptal sırtısı. Biraz iksire ihtiyacım var. Bana simyacılık hakkında bir şeyler öğret. Yok, bir şey öğretme. Aslında bir saniye. Şu şeye de bakalım. Evet, 20 tane öğrenme puanımız var. Bunları şey için kullanacağız. Walter'la da konuşalım. Walter, ortalık sakinleşmiş durumda. Artık araları biraz şekerleme yapabilirim. Bana neler öğretebilirsin? Senin için elimde bir miktar demir cevheri var. Sana biraz obsidyen getirdim. Bana ne öğretebilirsin? Evet, demircilik 3. Galiba bunlar bize lazım olacak arkadaşlar. Bunları yapıyoruz. 5 öğrenme puanı tutuyor. 2 el kılıç dövmeyi öğrenmek istiyorum. Eski hocam Max'in dediği gibi çekici kızılaşmış metal üzerinde dans ettirmelisin. Hızlı, isabetli vuruşlar. Bitmemiş kılıç o kendi has şarkısını duyuyordur. Doğru yapıyordur. Metal'in en iyi özellikleri açığa çıkarttıkta ve gerçek bir Max için bilirdi. Tamam. Sana biraz obsidyen getirdim. Senin ihtiyacın var. Okey. Şuraya girelim. Hey Albaro. Demek Don kasabayı yönetimini yeniden ele alıyor. Sanki burada insanlar yeterince çile çekmemiş gibi. Şimdi de o çalım atarak yürüyor. Ne satıyorsun? Aslında üstümüzdeki bütün şeyleri satabiliriz de. Bekleyeceğim. Bu arada Titan şeyini geri giyeceğim çünkü bu zırhı hiç beğenmedim. Nerede şu? Şurada. Miğfer. Ne? Niye giymiyor? I need Ursagor's armor. He, şimdi oluyor. İlk şunu giymelimişiz. Evet, şu Titan Lordu sığırı, miğfer, daha ne var? Bir yüzbaşı sığırı, miğfer, ayakkabı filan. Zaten bu kadardı galiba. Tamam, iyi. Hey dostum. What reason do you have for staring at me? Bak, tembele bak. I need some rest. Tamam, öbür demircinin yanına da bir gidelim. Sonra aslında sonra şey, demirimizi dövebiliriz. Yani kılıçları dövebiliriz. Çünkü bakayım hemen şuradan. Demircilik 3'te 3'ünü tamamladık. Yani dolmuş şekilde şu an. Onun için bu nerede? Hey dostum, nereye kaçtın? Jack'ten de konuşalım. Jack. Ben pek çok devrim gördüm. Don'un yönetimi de diğerlerinin çoğundan uzun sürmeyecek. Biri gider, diğeri gelir. Heh, sen öyle düşünüyorsan öyle düşün dostum. Ben nereye gidiyordum ya? I'm sure you've got things to do. Vallahi unuttum. Nereye gideceğimi unuttum. Şu demirciyi arıyordum galiba ama boş ver. Şu kılıçları hemen dövelim şurada. Şurada değil, o yukarıdaki demir şeyine dövelim. Hatta burada bir yerde kestirebilsek bunları atana kadar daha iyi olur. İlk önce galiba şunda başlıyorduk. Evet. Bak şuradalar. Fırtına rüzgarı taşla. Bir de akor rumen. Şunu dövmeliyiz. Hemen başlayalım. Evet, ucu ısındı. Sonra dövüyoruz. Hadi. Güzel sivri yap bunları dostum. Evet, suya sokuyoruz. Ve şu taşta dostum, çık artık, yetti. Çık. Yer aç. Hop. Bende sıra, hadi. Evet. Şurada bunları da biraz sivri yapalım. Ve kılıcımız tamamlanmış oluyor. Evet. Hazır işte dostlar. Güzel bir kılıç. Bu arada üstümüz de güzel. Evet, görev başarılı. Fırtına rüzgarını yeniden dövmek. Tamamladık. Bir tane daha görev vardı. Hemen bakayım şöyle. Ruhemen'i yeniden dövmek. Ruhemen. Evet şu. Şunu da yeniden dövelim. Bu da bayağı güzel gözüküyor ha. Yazılar mazılar var üstünde. Evet, ısındı. Şunu şurada döveyim. Hadi dostum. Döv biraz. Güzel yap bu kılıcı. Yeniden kullanacağız çünkü. Evet, ucu bucu bir hal aldı. Evet, soğudu. Çık be dostum, benim işim var, hadi. Çıksana, çık, bende sıra. You going to stand here all day? Nereye gitti? Lan hep senin yüzünden ha. Önümü böyle kestin. Nereye gitti bu şimdi ya? Şurada bir yerde olmadı büyük ihtimal. Ha bak burada. Çıkar mısın oradan? Ha. Şunu da sivri yapıyoruz ve bu da tamamlandı dostlar. Ama iki el kılıç bunlar galiba, ikisi de. Bu güzel ama bakın yazılara bakın. Tabii ki okuyamıyoruz ama ne olduğunu da bilmiyoruz ama güzel gözüküyor yani. Evet, bu görev de tamamlandı. Geriye ne kaldı bakayım hemen. Şöyle nerede de? Şurada da. Evet, Druid'in tapınak hakkında bilgiler var. Bunun için tapınağa girmeliyiz. Bunu hiç anlamadım, çözemedim ama şimdi bunu çözeceğiz. Bu da hallolmuştuk. Bunu halletmiştik sonra da. Bunu hallettikten sonra da halletmiştik. Bunu halledersek ondan sonra zaten bir tek bu kalıyor. O zaman galiba sonlarına doğru geldik artık dostlar. Onu da yaptıktan sonra zaten galiba Mendoza'nın yanına giriyoruz yavaş yavaş. Ondan önce tabii ki buraya tekrar geleceğim. Ya da veya aslında Don kampına ne oldu şu an? Bilmiyorum. Gelip de her şeyimizi satacağız bunlara. Ve gerekli olan şeyleri satın alacağız ve gidip son dövüşümüzü yapacağız. Hey Tilda. Belki tarikatla gittiğime göre oğullarım kasabaya geri döner. Yani öyle umutlanıyorum. Don bizi kurtarmaya mı geldi? Daha çok bizi sömürmeye gelmiştir. Çok kişi sevmiyordu onu nedense. Conrad, eğer bir şey sattığını almak istiyorsan lütfen çabuk yap ve sonra dikkatlice uzaklaş. Don geri döndüğünde balayı ortalık sakinleşe kadar yürütmek istemiyorum. Heh. Tamam, burası tamam. Bunlarla da konuştuk.